Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Yaza girerken bugünlere ne yapacağız? Limonata yapacağız. Ben size büfe çalıştırırken yaptığım limonata tarifini vereceğim. Bu orijinal gerçek tarif arkadaşlar. Bu tarifin üstüne tarif tanımam çok mükemmel olur. Kolay olsun diye size 1 kilo toz şekerden yaptım. Şimdi burada özellik limon başına 100 gram şeker. Limonumuz limonata limon olacak. Böyle normal arkadaşlar, bu iri limonlar. Gördüğünüz gibi bu limonun kabuğu geniş olduğu için biz kabuğunu kullanacağız zaten. Bir de ekşidir bu limon. Tam aradığımız limon tadı. Bulabilirseniz de bir tane portakal. Ben şimdi portakalı aldım, buzdolabına sakladım. Yaz aylarında bu portakalı şoka atıp suyunu kullanabiliriz. Portakal renk vermek için. Şimdi ne yapıyoruz? Önce bu limonları bir güzel yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra rendenin iri dişiyle kabuklarını rendeliyoruz. Beyazını rendelemiyoruz arkadaşlar. Derin rendelemeyeceğiz. Sadece kabuklarını. Mümkün olduğu kadar limon her yerini rendeleyin. Hiçbir kabuk ziyan olmasın. Eğer beyaz yerine rendelerseniz limonatanız acı olur. Şu şekilde limonu soyuyoruz. Diğer limonları da rendeliyoruz. Bu arada bir adet portakalımızı da rendeliyoruz. Yani portakal şart değil ama renk veriyor. Hem de böyle bir aroma da birazcık veriyor bir portakalın. Hem kabuğunu hem de suyunu kullanacağız. Şu şekilde aldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rendeledik. Limonları soyduk şu şekilde. Ama daha işimiz öyle kolay değil. Bitmedi. Şimdi limonları ikiye kesiyoruz. Limonlukta sıkıyorum. İsterseniz elle de sıkabilirsiniz. Bu işi bitmiş limonları atmıyoruz arkadaşlar. Bunu gene kullanacağız. Şimdi bunu sıktığımız limonun suyunu, çekirdekleri, mekirdekleri hep beraber bu limon kabuğu rendesi olan kabımıza atıyoruz. Portakalı da bir alalım. Şöyle hepsini bir sıkalım. Limonatamızın hazırlık aşaması da ikinci aşamamız bitti arkadaşlar. Şimdi bu şekil aldı. Bunu böyle bırakıyoruz. Bunlar da posası kalmış limonlar ve portakal. Şimdi yapacağımız işlem, buna birazcık su ekliyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle bir su ekledim. Tabii ellerimizi daha evvel yıkamış oluyoruz. Çok temiz biçimde.
şöyle yoğuruyoruz arkadaşlar. Bakın böyle yoğurdukça bunun posası, suyu, kalan bütün her şeyi suya çıkacak. Unutmayın, bu da çok önemli bir aşama arkadaşlar. Hani kimi yerde limonata içiyorsunuz, bir şeye benzemiyor, adam yemin ediyor orijinal limonata diye. Tamam, doğrudur, orijinal limonata böyle yapmıştır ama mesela şu işlemi yapmamıştır. Çok güzel biçimde çamaşır yoğurur gibi ya da hamur yoğurur gibi bütün limonları böyle yoğuracağız, içlerini böyle yoklayacağız, içlerini. Ne kadar kalan suyu, posası varsa çıkaracağız. Ondan sonra atacağız. Bakın arkadaşlar. Nasıl renkli bir şey var, bir su var. Yani bir de burada posa var. Bunlar işin can damarı. Şimdi bunları yoğurduk. Çok da su ekliyoruz. Şöyle kabuklarımızın olduğu, kabuk rendesinin olduğu yere bunu boşaltıyoruz. Artık bunlarla işimiz bitti. Arkadaşlar. Yine şöyle en son bir sıkıp bir posa daha çıkartalım. Çünkü limonataya can veren yer burası. Suyu değil esas. Bu limonataya tadı veren kabuğu ve posası arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu işlemi sağlamladıktan sonra 1 kilo toz şekerimiz, unutmayın, 10 tane limona 1 kilo toz şeker, portakal hesapta yok. Şu şekilde hazırladığımız maye, bu toz şekerini atıyoruz. Bunu güzel biçimde karıştırıyoruz. Şöyle biraz mümkün olduğu kadar eritiyoruz. Tabii ki bu çok yoğun. Bunu seyreltileceğiz. Şekerin eridiğine emin olana kadar karıştıralım. Zaten bu limon ve portakal asitli şekeri çabuk eritir. Şu şekilde mayımız hazır. Şimdi bunu ne yapacağız? Bunun üstünü kapatacağız. Buzdolabına koyacağız. Şoka değil arkadaşlar. Normal buzdolabına. Burada buzdolabında bir gece bekleyecek. Eğer adam gibi limonata içmek istiyorsanız bu bir gece şu haliyle şekerli, kabuğu, suyu, posası, çekirdeği dahil her şeyi içinde bir gece bekleyecek. Yarın görüşürüz. Evet arkadaşlar. Limonatam 1,5 gün dolapta bekledi. Bir günde beklese olur. Şimdi bu iyice birbirine girdi, harman oldu. Bunu ne yapıyoruz? Böyle süzgeçten geçireceğiz. Şöyle bir kepçe ya da efendim cezve yardımıyla şu şekilde süzgece dolduruyoruz. Süzgeç dolduğu zaman bir kaşık yardımıyla şöyle bastırıyoruz güzel. Yine kalan içindeki suyu böyle süzdürüyoruz. Zaten bu konsantre oldu. Önemli olan bu içindeki su. Bunun bir damlasına bile ziyan etmemiz gerekiyor. Şöyle süzgecimizi boşaltıyoruz. Devam ediyoruz.
suyumuzu ilave edip şöyle gene karıştırıyoruz. Bunun belli bir oranı yok arkadaşlar. Şimdi ben size su oranı veremeyeceğim. Yalnızca tadacaksınız artık. Yapacak bir şey yok. Çünkü çok koyu oluyor. Tattıktan sonra kaşığınızı koyup bir daha tadabilirsiniz. Şöyle. Tamamen bu tat size kalmış. Ben birazcık daha su ilave edeceğim. Hani limonatanın bardağı 5 lira diyorlar ya arkadaşlar. Emin olun pahalı değil. Bazı marketlerde baktım limonun tanesi 1,5 lira bu limonun. Zaten 1 kilo şeker gidiyor. 1,5 lira o limon 15 lira. 1 kilo şeker 5 lira 20 lira. Sadece bunun malzeme maliyeti var. E bunu bir de soğutuyorsun. Ceyran maliyeti var. Adam satıyor, kar ediyor. Tabii adamın parasına değiliz ama öyle pahalı değil yani. Çok emek istiyor. Şimdi bakalım. Tam olmuş arkadaşlar. Dediğim gibi tamamen size bağlı bir şey. Şimdi ne yapıyoruz? Yine böyle bir cezve yardımıyla limonatamızı istediğimiz bir kaba dolduruyoruz. Hemen tüketeceğimizi ağzı açık bir kaba. Sonra tüketeceğimizi ağzı kapalı şişeleri kavanozlara doldurup buzdolabına kaldırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi limonatamız çok güzel bir renk aldı. Tamamen doğal. Hiçbir yapaylık, hiçbir tatlandırıcı falan yok. Şöyle yakından bir göstereyim ben size. Bu yaz günlerinde yapanlara, içenlere hem kolay gelsin hem afiyet olsun arkadaşlar.